NATO bizim müttefikimiz mi? Şimdi bugün Tayyip Erdoğan soruyor. Bir terör örgütüne karşı Amerika bizim yanımızda mı karşımızda mı diyor. Niye soruyorsun ki, bilmiyor musun? Oraya o kadar silahı kim verdi? Niye bunu soruyorsun? Yani sormak bilinen cevabı bazen tekrar hatırlatmaktır. Tamam yani, peki. İşte iç, ben de, kamuoyu peki şu an... onun sorduğu ve verilmesi gereken cevabı ben veriyorum. Biz başından beri biliyoruz. Bu Amerika... Millet de biliyor işte, bunu diyorum. Yani sadece o zaman siz peki, değil, hepimiz biliyoruz. Bile bile niye lades? Niye lades? Avrupa'dan vazgeçemeyiz, Amerika'dan vazgeçemeyiz. Amerika'nın ve Avrupa'nın başımıza bela ettiği piyonlarla. Yani bataklığa dokunamazsınız, sivrisinekle mücadeleye devam. Bu ne? İşte bu bize kırdırma oyunu değil mi? Bizi bu bataklıkta tutma oyunu değil mi? Yani herkese yazık oluyor burada. Herkese yazık oluyor ve sürekli operasyon yapıyoruz. Sürekli bunların hepsi. İnsan kaybediyorsunuz. Yani ne kadar insan öldü Türkiye'den? Yani sivil de öldü, asker de öldü, polis de öldü, Kürt de ölüyor, Türk de ölüyor, Arap da ölüyor. Ve koskoca Irak, koskoca Suriye bataklığa döndü. Evet. Ölüm tarlaları buraları. Örgütlerin cirit attığı yer. Tek baş belası Esad değil ki. Onun için yani olayı bizim yeni baştan bir okumamız gerekiyor. Terörle ilgili bize anlatılan hikayeler eksik kardeşim. Bu fotoğrafın puzzle'ları eksik. FETÖ puzzle'ları eksik. Adamlar darbe yapacaklar. Hangi ile hangi valiyi getirecek? Garnizon komutanı kim olacak? Emniyet müdürü kim olacak? Bunu bilmeyecek, öyle mi? Ve siz her şeye el koyacaksınız ve bunları bulamayacaksınız. Bunların siyasi ayağını, medya ayağını, iş dünyasındaki ayakları ve sürekli operasyon yapacaksınız. Yapın bakayım nereye kadar. Neyse çok fazla. Yani mevcut olgular kendi mecrasında akmak zorunda olduğu gibi akmıyor. Bir tepkisi var sizde. Bende mi bu tepki? Şimdi ben toplumda biriken cevabını arayan bir soruyu soruyorum. Hı. Muhsin Yazıcıoğlu meselesi de böyledir. Hrant Dink meselesi de böyledir. Eşref Bitlis meselesi de böyledir. Hablemitoğlu meselesi de böyledir. Ve hiç kimse bu gerçeklerin, yani CHP'den Bahriye Üçok öldürülüyor. CHP de gitmiyor bunun üzerine. Yani işte Amerika'ya geldi mi çizgi, İsrail'e geldi mi, Avrupa'ya geldi mi, orada herkes duruyor. Herkes. Yani orada durmayan yok. Yani, niye duruyor olabiliriz? Hani hangi gerekçeler bizi mevcut durumdan daha tehlikeli boyutu... Onlara rağmen risk almak istemiyorlar. Bir, iki, onların himmet ve himayesiyle ancak iktidara gelebileceklerini ya da iktidarda kalabileceklerini düşünüyorlar. Yani siz bir yandan global çeteyle savaşacaksınız, dünya beşten büyüktür diyeceksiniz, sonra Birleşmiş Milletler'le en ileri derecede işbirliğine gideceksiniz. Büyükelçilik statüsünde Dünya Sağlık Örgütü'ne bu global çetenin tetikçilerine ofis vereceksiniz. Sonra bu global çetenin öndeki iki tane kriptosu Bill Gates ve Elon Musk'la, hatta üçüncüsü de Huawei ile işbirliği protokolü yapacaksınız. Onlarla uzaya gitme hayalleri kuracaksınız. Gelip bunu bana anlatacaksınız. Ben de alkışlayacağım. Aferin. Harika. Harika.